geldiniz. Sağlık Müdürlüğü COVID-19 aşı ikna olarak buradayız. COVID-19 aşının sisteme yüklenmiş. Ancak aşıyı yaptırmak istemediğinizi beyan etmişsiniz. Bu evet. Beyan doğrultusunda sizinle bir ziyaret gerçekleştirmek istedik. Görüş sağlayabilir miyiz? Olur, tabii. Şimdimiz güzel, onu telaf etme. Bunlar belki sağlamalı. COVID-19 aşının sisteme dolmuş, hakkınız tanınmış. Ancak santralden arkadaşlarımız aramış sizi. Öyle aşıya da gereksinim duymamalı. Şöyle izah edelim o zaman bizi. Biliyorsunuz kullanmış, santral arama gerçekleştirilmiş. Ancak aşı yapmak istemediğiniz beyanımız var bizde. Aşı yaptırmak istememe gerekçenizi öğrenebilir miyiz? Aşı yaptırmak istemememin sebebi gençliğim, bağışıklık sisteminin güçlü olması. Onun için gereksinim duymadım. Anladım. Gençliğinize güvenerekten aşı yaptırmak istemiyorsunuz. Evet. Şöyle izah edeyim Ümit Bey. COVID-19 aşımız çok yeni bir virüs olduğu için şu an bilimsel çalışmalarımız devam etmektedir. Hangi yaş grubunda ne gibi etki olduğu bilinmemektedir. Ama şöyle bir gerçek var ki aşı sayesinde yaptığımız saha çalışmaları gösteriyor ki yoğun bakım doluluk oranlarımız, entübe hasta oranlarımız ve ölüm sayılarımız çok ciddi oranda azalmaktadır. Evet siz gencim diyorsunuz, bağışıklığınıza güveniyorsunuz. Ancak bulaş zincirini kırmıyorsunuz. Evinizde, çevrenizde yaşlı olan kişilere de bu hastalığı taşımaya devam ediyorsunuz. Evet. Yani sevdiklerimizi korumanın en etkili yolu aşı. Normalleşmemiz hem sosyal hem ekonomik anlamda pandemi sürecini bitirip iş yerlerinin açılmasının en etkili yolu aşı. Aşılanmamız hızlı bir süre devam ederse pandemi sürecini inşallah bitireceğiz. Ve esnaflarımız da sizlerin bir yüzü gülmüş olacak. Hem yoğun bakım doluluk oranlarımız, entübe hasta oranlarımız ve ölüm oranlarımızı çok ciddi oranda azaltmaktadır. Hangisi de oluyorsunuz başkanım? Yok herhalde. Sinovac. Sinovac. Ümit Bey, size yapmış olduğumuz aşı Çin aşısı, Sinovac aşısı. Aşılamamızı Ocak ayından itibaren başladık. İkna timi olarak da 20 gündür ikna timi olarak görev yapmaktayız. İlk öncelikle aşı hakkı dolan vatandaşlarımız sistemimize düşüyor. Bizim santral arama tarafından arama gerçekleştiriliyor. Aşı yapmak istemeyen vatandaşlarımıza tekrar görüşme sağlıyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde nerede görüşme sağlamak isterlerse oraya gidiyoruz. Ve akıllarında olan sorulara cevap veriyoruz. Aşıyı neden yaptırmak istemediklerini, gerekçelerini öğreniyoruz. Akıllarında oluşan aşıyla ilgili sorulara cevap veriyoruz. Ve genellikle cevaplarını verdikten sonra da ikna etmiş oluyoruz. Olumlu geri dönüşlerimiz oluyor. Şu ana kadar 20 gündür tüm vatandaşlarımızı da ikna ettik. Görüşme sağladığımız tüm vatandaşların aşısını yaptık. 230 hastanın başta aşı yaptırmak istemediklerini söylemişlerdi. Gerekli görüşmeyi sağladıktan sonra bilgi aktarımını gerçekleştirdikten sonra aşı olmaya ikna oldular. Aşı yaptırmak istemeyen vatandaşlarımızın aklında birçok soru vardı. Bu sorulara biz cevap bulduk. Akıllarında takılan her türlü soruya cevap verdik. Kapanmaların hem ekonomik hem sosyal anlamda en kısa zamanda normale dönmemizin, okulların açılması, esnaflarımızın kepeklerini kaldırması, yeniden iş yerlerinin açmasının tek anahtarı aşı. Tüm aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımız aşı olmaya davet ediyoruz. Biz aşılama uygulamasını Ocak ayının sonlarında başladık. Aşı timi, ikna timi olarak da son 20 gün önce başladık ikna timleri olarak. Biz hastalarımız başta santral ekiplerimiz tarafından aranmakta. Aşısını olmak isteyen hastalarımıza zaten ekiplerimiz çıkıyor. Olmak istemeyen hastalarımıza ise bize bildiriyorlar. Biz hastalarımızla görüşme sağlıyoruz. Hastalarımıza gittiğimizde akıllarında olan soruları yanıtlıyoruz. Yanıtlayınca zaten bir bilgi karmaşıklığı var. Hastalık yeni, aşı yeni.
Biz gerekli doğru bilgileri aktardığımızda ikna oluyorlar, aşılarını uyguluyoruz. Aşıdan çok korktukları yön COVID aşısı olduktan sonra tekrar COVID olma ihtimalleri. Yan etkilerinden korkuyorlar. Ben bu aşıyı bugün yaptırdım, 5 yıl sonra benim vücudumda nasıl bir etki bırakacaklarından korkuyorlar. Ancak biz vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz. Siz COVID hastalığına yakalanırsanız da 5 yıl sonra sizin vücudunuzda neler bırakacağını bilmiyoruz. Bulaş riskini kırmanın en etkili yolu aşı. Koronavirüs mücadelesinde en güçlü silahımız da aşı. Biz aşı ikna timleri olarak bu gücümüzü sonuna kadar kullanıyoruz. Türkiye'de üretilen aşının halen daha üretime geçmemesi. Onun için o yerli aşımızı bekliyordum. Sağ olsunlar. Neler söylediler? Nasıl ikna oldunuz? Şu anda mevcut Türkiye'de üretilecek aşının mevcut da olmadığını, gelecekte hastalığın yayılmasının önlenmesi için insanların aşılarının bir an önce olması gerektiğini anlattılar. Biz de bu karantinanın, kısıtlamaların bir an önce kalkması için aşımızı olduk. Üretimimiz durdu, ticaretimiz durdu. Ülkemizin sağlamış olduğu katma değer şu anda tamamen yarıya düşmüş durumda. Bunların bir an önce bitmesi lazım. Ülkenin ekonomik olarak ayağa kalkması lazım. Onun için bir an önce aşımızı olduk. Aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederim. Sizler? Ben de sağlayayım.